Yo yemin et ipi bir deyip. Hoş geldiniz yapıcılar. Görüş olduğunuz gibi sonuncu süratten ve kaldığımız yerden. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Klim tanıtılar serimizde efsane bir Klim'i tanıtacağız arkadaşlar. Klim Lost'a sahip bir Klim arkadaşlar. Ve harbiden gördüğüm en efsane Klim'lerden, en özgün Klim'lerden bir tanesi diyebiliriz. Burayı inceleyeceğiz. Size burayı göstereceğim, tanıtacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like format beni unutmayın. Kanalıma abone tüm arkadaşlar çok çok sevinirim. Ve arkadaşlar Discord'uma gelirseniz de çok 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 mutlu olurum. Discord'umuza tag sistemine geçirdik. Gelip size tag alıp bizimle takılabilirsiniz. Onu da söylemek isterim. Ve sizin de böyle güzel claimleriniz varsa bana Discord'dan ulaşıp SS'lerini atabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Evet, şimdi başlangıç yerimiz böyle arkadaşlar. Buradan başlıyoruz. Claim'in tabii ki de süresi gizli. Burada çiftçimiz, burada da simyacımız var. Buradan giriyoruz ve mahalleye giriyoruz abi şimdi. Burası biraz uzun. Çok güzel olacak şimdi tanıtımlar, evet. Böyle yerlere bayılıyorum. Şimdi şu tarafta bir meydan gibi bir yer var arkadaşlar. Burada bir HD kafa ve tabii ki de zırh görüyoruz. Gayet güzel dizayn edilmiş bir yer görüyorum bu noktada. Bu tarafımızda bir satıcı yeri var. Hani böyle kahve gibi, kafe gibi, pardon kahve ne? Kafe gibi bir yerimiz var. İnanılmaz derecede güzel yine dekore edilmiş. Ondan sonra şuradan çıkıp şu taraflara gittiğimizde bunlar zaten böyle hani güzel gözüken ve nadir bulunan itemler görüyorum. Yani bunlar değerli itemler. Nadir değil de değerli diyelim. İtemler görüyorum. Burası gold bloklar galiba bunlarla yapılmış. Ve inanılmaz derecede efsane gözüküyor. Baksanıza şuraya. Hani gerçekten sonuncu builder yapmış gibi falan. Hani bayağı sağlam gözüküyor. Neyse bu tarafa geçtiğimizde yine bir böyle toplantı masası gibi böyle bir yer bizi karşılıyor. Şu tarafa geçtiğimizde yine bir dükkan. Bir şeyler satan bir yer görüyorum bu noktada. Burada da bir tane şey olsa güzel olurdu ama. Şurada bir tane duran bir karakter olsa güzel olurdu. HD kafalı. Şurada yolda yürüyen bir adam görüyoruz. Yine tabii ki de zırhlı, HD kafalı falan filan. Burada demirci var sanırsam. Evet, burada demirci var. Burada yine chestler, mester bir şeyler var. Bayağı güzel gözüküyor tabii ki. Onun dışında şuradan çıkıp bu tarafta o camdan görüyoruz. Şuraya girdiğimizde burada da bir ofis tarzı bir yer görüyorum. Burada oturup sohbet edilebilen bir yer görüyorum. Yani işçilerle tabii ki. Gayet güzel tabii ki burası da. Onun dışında şurada bir adet bu kafa güzel, garip. Yine zırh görüyorum. Şu tarafa geçtiğimizde buralarda neler var? Yine burada bir piyano. Daha çok böyle gece kulübü tarzı. Tabii ki değiştiği kafalarımız bolca. Ve yine tabii ki efsane gözüküyor. Ondan sonra şu tarafa geçiyoruz. Bu tarafta şöyle güzel bir alan var. Ben buraya bayıldım. Harbiden çok güzel düşünülmüş. Helal olsun. Şu tarafta tabii ki yine bir oturmalı yerler, izlemeli yerler, bir şeyler, bir şeyler. Burada da yine aynı şekilde oturmalı yerlerimiz var. Şu tarafa doğru devam edelim arkadaşlar. Klim'i incelemekten. Şu tarafa doğru birazcık da gidelim. Klim harbiden çok büyük ve çok güzel. Nereleri incelediğimi bazen unutuyorum. Buraları inceledim sanırsam. Burada iki kişi sohbet ediyor. Yine HD kafalar. Burada sergi var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere değerli tüm şu gemler var arkadaşlar. Burada bir adet kan kılıcı var. Şurada yine gemlerimiz devam ediyor. Harbiden çok düzenli, çok güzel olmuş. Bu galiba ince anladığım kadarıyla. Evet. Burada X-Vez'in kafası var. Burada da Lostos'un kafası var. Gayet güzel yine. Piyano. Piyano detayı bayağı güzel olmuş. Şurada da keyif köşesi, şarp köşesi diye adlandırdığımız yer var. Burada da bir şeyler varmış. Burada da Shulker Box varmış lan oyunda. Dekorasyon blok kutusu. İlk kez görüyorum harbiden. Vallahi güzel. Vallahi ilk kez gördüm. Devam edelim. Burada yine arkadan size gelen sesler için özür dilerim burada. Bir şeyler var. Burada çiçekler. Çiçekçi burası herhalde bu kim? 20 SC falan. Evet, çiçekçi işte yani satış yeri. Çiçekçi var kısacası burada. Buradan devam ettiğimizde yine bir yere giriyoruz. Evet, burası bayağı güzel. Çünkü burası Squid Game zamanında yapılmış. Ve tabii ki de yine efsane gözüküyor. Şurada da spotları görebiliyoruz. Vallahi ne denir ki, harbiden yapmışlar abi, adamlar oturmuş yapmış. Lostos burayı kimlerle yapmış bilmiyorum ama efsane olmuş. Yani tebrik ediyorum öncelikle. Devam edelim. Şu taraftan. Buradan değil. Şu taraftan devam edelim. Evet. Şurası
Tabii ki de artık set basma yerleri, XP yerleri falan. Burada tüm şeylerden görebiliyoruz şöyle. Fırınları falan filan. Bayağı bir set dolu büyük ihtimal. Şu chestleri görebiliyoruz. Şuradan çıkıp burada tabii ki de AFK var. Şuradan çıkıp bir guard yerine bakabiliriz. Yaklaşık bir kaç guard vardır burada? 150 vardır. 100-150 vardır. 100 vardır yani net. Şuradan inelim. XP'sini bölmeyelim. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Bir şu taraf kaldı. Burada bir kitapçı görüyorum. Kitapçı da gayet güzel. Şöyle. Arkada pistonlu bir şeyler var. Galiba farm var arkada. Yanlış anlamadıysam. Şu tarafta Casa Mosa diye adlandırılan burada da tabii ki de bir Nusret galiba görüyorum. Çok güzel olmuş. Burada ne var? Burası yok. Burada da bir şey yapılır herhalde galiba sanırsam. Evet, claim bu kadardı arkadaşlar. İlk kez dolu dolu harbiden anlatabileceğim bu kadar büyük bir claim görüyorum. Harbiden çok güzel dekor edilmiş. Tebrik ederim herkese, emeği geçen herkese. Ve arkadaşlar sizlerin de güzel claimleriniz varsa bana Discord'dan SSL'ini atarak ulaşabilirsiniz. Belki sizinle de bir video çekebiliriz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like ve unutmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı kaçar. Çok çok sevinirim. Discord'uma gelirseniz de mutlu olurum. Dediğim gibi tag alırsanız da çok 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 hoş olur arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.